Karar 23 ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Hukuk rehberinin bu haftaki konu avukat Büşra Temiz. Kendisine hoş geldin diyorum. Hoş buldum Mehmet Bey. Nasılsınız İyi akşamlar Büşra herkese. Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim geldiğiniz için tekrardan. Sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Avukat Büşra Temiz ben. 2018 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2019 yılından beri yaklaşık 5 yıldır Elazığ'da Elazığ Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra ediyorum. Aynı zamanda Elazığ yerel gazetelerinden Gün Işığı gazetesinde hukuki konularda köşe yazarlığı yapıyorum. Bizler de sık sık takip etmeye çalışıyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün sizlerle trafik kazalarını konuşacağız. Evet. Trafik kazalarından doğan davaları, maddi manevi hasarlı trafik kazalarını, genel anlamıyla hepsini konuşmaya çalışacağız süremiz yettiği kadar. Evet. Sevgili izleyenler, siz de ekranların altındaki WhatsApp ihbar hattından ilerleyen dakikalarda bizlere sorularınızı iletsiniz. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Şu an kısa bir giriş yapalım. Trafik kazası nedir? Trafik kazası, öncelikle bir kazanın trafik kazası olarak değerlendirilebilmesi için bir karayolunda meydana gelmesi gerekiyor. Karayolunda meydana gelen en az bir motorlu aracın karıştığı trafik kazaları genellikle çarpışma şeklinde meydana gelmekle beraber çarpışma olmadan da meydana gelen trafik kazalarımız mevcut. Burada olayın boyutuna, kazanın meydana gelme şekline göre birden farklı çeşitte trafik kazalarımız söz konusu oluyor. Trafik kazalarında dediğim gibi en az bir motorlu araçla birden fazla aracın çarpışması şeklinde, yolda herhangi bir yayaya çarpması veya herhangi bir cisme, nesneye, bariyere, hatta bazen kendi kendine. Evet, kendi kendine tek taraflı kaza diyoruz biz bunlara da. Bu şekilde meydana gelen kazalar genel anlamda trafik kazaları olarak değerlendiriliyor. Peki biz şimdi hukuk olarak ilgilendiğimiz ilk konu kazayı vatandaş bir şekilde hani yapmamasını temenni ediyoruz ama diyelim bir şekilde yaptı. İlk başta başvuracağı yol nedir? Şimdi bildiğimiz gibi kaza tespit tutanağı denilen bir durum var ve bunu hani tutanağın tutulması lazım. Çoğu vatandaş hani bunu nasıl tutacağını, tutanağı nasıl temin edeceğini bilmiyor. Veya çoğu zaman polis aranıyor veya işte emniyet cismani bir zarar yoksa gelmiyor genelde. Hani maddi hasarlara vesaire. Bu tutanak nedir? Ne işe yarar? Nasıl tutulur? Şimdi şöyle, biz özellikle vatandaşlarımıza ya da müvekkillerimize şunu tavsiye ediyoruz. Trafik kazası meydana geldikten sonra tabii ki tavsiye ettiğimiz polise ihbar edilmesi, polise bildirilmesi, trafik polisinin gelip kaza tutanağını tutmasını tabii ki tavsiye ediyoruz. Ancak trafik polislerinin kaza tespit tutanağı tutmak zorunluluğu bulunmamakta. Şöyle ki maddi hasarlı trafik kazalarında İki taraf arasında maddi hasarı tespit kendi aralarında tespit ederek trafik kaza tespit tutanağını tutabiliyorlar. Trafik kaza tespit tutanağı zaten kırtasiyelerde de kolayca tespit temin edilebilen bir evrak. Ancak nasıl tutulduğu ve ne şekilde tutulacağı çok önem arz ediyor. Çünkü sonrasındaki hukuki ve cezai bir sürü süreci etkileyen bir evrak. O nedenle sadece maddi hasarın oluştuğu trafik kazalarında trafik polisi evet gel ihbar edilebilir, gelebilir ama gelme zorunluluğu bulunmuyor. Her zaman da gelmiyor zaten dosyalarımızda ya da gündelik hayatta görüyoruz bunları. Yani onlar da iş yoğunluğundan dolayı genelde sadece şeye geliyorlar işte yaralanmalı kazalara. Aynen, az sonra ona da değineceğim. O yüzden sadece maddi hasar varsa taraflar kendi aralarında da kaza tespit tutanağını tutup aralarında zararlarını giderebilirler. Ancak yaralanma ya da ölümlü sonuçlanan bir trafik kazası söz konusuysa trafik polisi kaza tespit tutanağını tutmak zorunda. Bu nedenle öncelikle kolluk birimlerine, ilgili birimlere, trafik birimine ihbar edilmesini, bu şekilde kaza tespit tutanağının tutulmasını tavsiye ediyoruz. Kaza tespit tutanağının içeriğine ve önemine değinecek olursak, kaza tespit tutanağı meydana gelen trafik kazalarının sonraki bütün zararların veya cezai boyutların tespitinde, kusurların tespitinde önem arz ettiği için dikkatli doldurulması, düzenlenmesi gereken bir evre. Orada da şuna dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz.
Kaza tespit tutanağı zaten karayolları trafik kanununa göre ilgili kanun maddeleri, kural ihlallerine göre düzenlenmesi gereken bir evrak. Orada kazanın meydana geliş şekline birebir yansıtacak şekilde krokiler çizerek, fotoğraflamalar yaparak, kusur ihlallerini açıklayıcı şekilde yazarak tutanağı düzenlemeleri önem arz ediyor. Aynen öyle. Hemen araya gideyim. Fotoğraf özellikle çok önemli. Çünkü kamera kaydının olmadığı noktalarda evet. yapılan kazalarda kişiler genelde anlaşmamayı da seçiyor. Mesela bir taraf diyor hayır sen kusurlusun, diğer taraf diyor hayır sen kusurlusun. Tutanağı istenilen şekilde doldurmuyorlar veya kusurlu olan tarafın işine gelmiyor. Bu durumda biz zaten ekseriyetle müvekkillerimize bunu söylüyoruz. Hani olay oldu hemen bir mutlaka fotoğrafını çek. Hatta şöyle de çok oluyor, yine hemen örnek vereyim. Trafiğin yoğun olarak aktığı yerlerde akışta, evet. hemen işte trafiğin akışını kesmeyelim, kenara çekelim. Çekilme durumu söz o anda oluyor. Gidiyor yani. Orada işte mesela kazanın kusur tespitinde yanlışlıklar evet. söz konusu olabiliyor. O nedenle tavsiye ettiğimiz en azından o esnada trafik kaza tespit tutanak hazırlanana kadar en azından hemen o an fotoğraflama yapılmalı. Önemli bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü o zaten tespit tutanağında yanlış yazılan, yani biz tarafsız düzenlenmesini tavsiye ediyoruz tabii ki ama hani orada bir tarafsızlık ya da bir yanlışlık olma durumu da olabiliyor. O yüzden fotoğraflamalarla kamera kayıtları çevrede varsa bunların ele geçirilerek ya da işte MOBESE kayıtları varsa MOBESE kayıtlarının dosya içerisine işte saklanacak şekilde elde edilmesini tavsiye ediyoruz. Ha bunlar olmadığı takdirde müvekkillerimiz kendileri işte ya da vatandaşlar kendileri fotoğraflayarak o anda olabildiği şekliyle kazanın işte yol akış güzergahında kenara çekilmeden o aynen haliyle öyle. Fotoğraflanması önemli ki kusur durumları gerçeği yansıtacak şekilde tespit edilsin. Öbür evet. türlü çünkü ileriki süreçlerde sıkıntı yaşıyoruz. Hani bunu mahkemeye ispatlama noktasında ya da doğru tespitin yapılması noktasında da bir sürece giriyoruz bu sefer. O nedenle bu şekilde kaza tespit tutanağının bu noktalara dikkat edilerek hazırlanmasını, daha sonrasında zaten araçlar yol kenarına veya işte geçişi engellemeyecek tabii. şekilde kenara çekiliyor. Sonrasında zaten polis ya da işte yaralanma veya ölüm varsa ilgili yerlere ihbar, adli vaka bildiriminin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Aynen. Yine davalar konusunda da değineceğiz ama yani bütün dava aslında o tutanağın hazırlanış şekline evet. göre yürüyecek yani. Peki Büşra Hanım, şimdi maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Hı hı. Burada oluşan araçtaki hani zarar dışında, yani o da dahil aslında, bir maddi hasarlı trafik kazasında meydana gelen zararlar nelerdir? Maddi hasarlı trafik kazalarında araç değer kaybı ve ikame araç bedeli dediğimiz temel iki başlıktan oluşan zararlar söz konusu oluyor. Vatandaşlarımız genelde bunların tazmini noktasında bizlere başvuru yapıyorlar. Hı. Araç değer kaybının ne olduğuna detayına değinecek olursak, araç değer kaybı aracın kaza gerçekleşmeden önceki satış bedeliyle kazadan sonraki işte kazada aldığı hasar durumu, meydana gelen zarar, maddi zarar, kaza hasarı aldığı bölgeye göre işte hangi mekanik aksamda zarar gördüyse buna göre belli bir değer kaybı oluşuyor. Bu değer kaybı işte aracın ilk kazadan önceki satış bedeliyle kaza meydana geldikten sonraki değer kaybıyla belli bir rakama düşüyor. O aradaki farka biz araç değer kaybı diyoruz. İkame araç bedeli dediğimiz bir zarar var. İkame araç bedeli de vatandaş trafik kazasını geçirdikten sonra aracını bir süre kullanamıyor. Araç o süreçte işte onarım için servise ya da ilgili yerlere bırakılıyor. Bu süreçte aracı kullanmak mümkün olmuyor. Bunun tazmini noktasında da ikame araç bedeli dediğimiz bir zarar söz konusu oluyor. Bunun tespiti ve şey noktasında da hukuki detayı noktasında da ikame araç bedeli o süreçte şahsın araç kullanmadığı dönemde bir günlük ortalama araç kiralama bedelinin makul onarım süresiyle çarpılarak belirlenen uzman bilir kişiler tarafından belirlenen bir tazminat türü. Bu aslında hemen araya gireyim. Bu aslında eskiden sadece kiralık olan araçlarda söz konusuydu diye biliniyor.
Ve hani şu anda, yani şöyle söyleyeyim, şu anda yeni dönemde de bunu her aracın alacağı bilinmiyor. Yani genelde vatandaş, bu benim şahsi aracım, hani bunda bir ikame araç bedeli olmayacağını düşünüyor. Düşünüyorlar yani. Evet. Orada da zaten müvekkillerimiz ya da vatandaşları şöyle uyarıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda haklısınız. İkame araç bedeli tazmin noktasında şeyler vardı. Hukuki boşluklar, düzenlemeler vardı. Şöyle. Araç ikame bedeli talep edebilmek için bir araç kiralamak şart hususuna değiniliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Yargıtay'ın son yerleşik ihtiyaç içtihatlarından önceki süreçte bir araç kiralamak şarttı ve bunu ispatlamak gerekiyordu mahkeme nezdinde hukuki boyutta. Evet. Son yıllarda yapılan düzenlemeler ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre araç kiralamak şart değil. Yani vatandaş o süreçte aracını kullanamamış olabilir ama araç da kiralamamış olabilir. Yine de bu zararı talep etme hakkı söz konusu. Evet, sonuçta bu bir ihtiyaç ve yani o ihtiyaçtan o anda mahrum kalıyoruz ve bunun da tabii ki bir karşılığı olmak zorunda. Aynen öyle. Bir de değinmek istediğim nokta şu. Araç ikame bedelinde bu onarım süresi, şimdi genelde vatandaş ya da müvekkillerimizden şunu duyuyoruz. Ya işte ben aracımı 20 gün ikame araç bedeli tespit ediliyor bilir kişilerce ama ben işte 30 gün kullanamadım. 1 ya da 2 ay yapılmadı benim aracım. Ben bu kadar sürenin zararını talep ediyorum diyorlar. Böyle bir düzenleme mevcut değil maalesef. Bilir kişilerce de işte hukuki düzenlemede de makul bir öneri onarım süresi tespit ediliyor. Bu da şöyle, o araçta meydana gelen işte trafik kazasının getirdiği maddi hasarın ortalama bir yapım bedeli bilir kişilerce tespit ediyor. İşte bilir kişi ortalama 20 günde bu araç tamir edilir diyor. Buna göre bir bedel belirliyor. Bir günlük ücret üzerinden çarpıp belli bir ikame araç bedeli tespit ediyor. Biz bunun fazlasını maalesef talep edemiyoruz. Bu çünkü bir yerde de artık sebepsiz zenginleşme ya da zenginleşme amacı taşıyor. Evet. Bunu hukuki düzenlemelerde maalesef korumuyor. Böyle bir yasal düzenleme yok. Bilirkişinin belirlediği makul onarım süresi içerisinde sadece talep edebiliyoruz. Belki 2 ay bazı aksaklıklardan o araç tamir edilemedi ki oluyor günümüzde de. Evet. İşte parçası temin edilemiyor, başka bir ustası olmuyor vesaire vesaire. Tamirat süresi uzayabiliyor ama biz fazlasını değil makul zeminde bir süredekini talep edebiliyoruz. Evet. Peki Büşra Hanım, yine aynı koldan devam edecek olursak, bu araç değer kaybı ve ikame araç bedelinden ve araçta oluşan diğer zararlardan kimler nasıl sorumludur? Şöyle, öncelikle burada bir müteselsiz sorumluluk söz konusu. Müteselsiz sorumlulukta araç sahibi, araç işleteni yani araç sürücüsü, araç maliki ve sigorta şirketlerinin üçü arasında müteselsiz sorumluluk söz konusu. Ama ayrı ayrı başlık üzerinde inceleyecek olursak, çünkü burada bazı nüanslar var. Araç değer kaybı hem sigorta şirketinden hem araç malikinden hem de araç sürücüsünden müteselsil olarak dava, icra veya işte herhangi hukuki zeminde talep edebildiğimiz müteselsil sorumlulukların bulunduğu zararlar. Evet. Burada sigorta şirketi poliçe miktarında sorumlu olduğu miktara kadar sorumlu oluyor. Yani poliçede belirlediği miktara kadar bir limiti var onun. O limite kadar zararı gideriyor. Kalan miktar için araç sürücüsü ve araç malikine gidiyor. Araç değer kaybı için söylüyorum. İkame araç bedeli için konuşacak olursam, ikame araç bedeli sigorta şirketlerinin poliçe kapsamını almadığı bir zarar, maddi zarar türü. Sigorta şirketlerinin hiçbir şekilde ikame araç bedelinden sorumlulukları bulunmamakta. Evet. Buradaki zarar kimlerden tazmin edilecek olduğunu açıklayacak olursak, burada sadece araç maliki, araç sürücüsüne karşı davalarımızı yöneltebiliyoruz. Sigorta şirketinin burada herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor. Burada zaten genelde şöyle sorular geliyor işte. Ben hani kusurlu olan tarafın avukatı olarak söyleyeyim. İşte ben aracın sürücüsüyüm, araç benim değil, zararı benim, kazayı ben yaptım ama zararı benim mi karşılamam lazım? Veya işte araç sahibi geliyor ya diyor, benim aracımı kullanırken gidip kusurlu olacak şekilde birine çarpmış veya bir şeye çarpmış. Bu durumda diyor işte sürücüden diyor parayı alabilir miyim mesela? Ya bu şekilde bize çok soru geliyor. Buradan da cevaplamış oluyoruz aslında. Aynen öyle. Birlikte sorumlu olduklarını yine altını çizelim. Kesinlikle. Yani. Peki devam edecek olursak aracın perte çıkma durumu, yani kullanamayacak hale gelme durumu nedir? Nasıl belirlenir?
Orada da şöyle, araç kazadan sonra belli bir hasar alıyor dedik. Bu hasarın durumuna göre normal süreçte yapım bedelleri ekspert tarafından işte belirleniyor. Tamirat, hasar bedelleri vesaire belirleniyor. Ancak bazı durumlarda araçların hasar durumu makul onarımı gerektirmediği tespit ediliyor. Ekspert tarafından atanan bilirkişiler ya da işte uzman bilirkişiler tarafından. Araçta meydana gelen hasar şayet makul bir onarım gerektirmiyorsa burada işte aracın perte çıkma durumu söz konusu oluyor. Burada neye göre belirlendiğini izah edecek olursak, ortalama %50 hasarın üzerinde bir hasar söz konusuysa araçta, burada sigorta şirketleri aracı perte çıkartıyor. Yani kullanılamaz durumda olduğunu resmiyete döküyor. Araç kullanılamaz duruma çıktığında da, yani perte çıktığında da, burada vatandaş nasıl zararını tazmin edeceğini izah edecek olursak, burada da araç pert haliyle bir satılıyor. O pert haliyle satış bedeli o şekilde belirleniyor. Satılıyor. Kalan zarar için sigorta şirketi poliçe limitine kadar sorumlu oluyor yine. Oraya kadar. Bu yine vatandaşımızın anlaması için poliçe limiti de nasıl belirleniyor, ona da böyle bir değinirsek aslında. Poliçe limiti sigorta. Çünkü onda çoğu vatandaş bilemiyor. Hani ya benim sigortam az karşıladı, karşınki çok karşıladı vesaire, böyle sorular da geliyor. Buradan cevaplamış olalım. Evet. Orada da sigorta şirketlerine vatandaşların kendi talebiyle gelip düzenledikleri sigorta mali zorunlu sorumluluk aslında sigortaları oluyor. Aslında yatırdıkları prime göre. Aynen. Kendi yatırdıkları prime göre kendi talepleri doğrultusunda düzenleniyor. Yani oradaki şahıs kendi maddi gücü, işte aracının da ortalama bedeline göre bir sigorta poliçe limiti belirliyor. Bu biraz da vatandaşın kendi inisiyatifinde, yani yüksek de yapabilir yasal sınırlar içerisinde. Poliçe limitleri sigorta şirketleri tarafından vatandaşın talebine göre yasal sınırlar çerçevesinde belirleniyor. Genelde bizde şöyle bir hani hukuki olmayan uyanıklık diyeyim. Kişi sigortayı primini hep en azdan yatırıp en fazla geri ödeme almaya çalışıyor. Maalesef ki işte bu da sonradan hani büyük kazalarda özellikle kişilerin maddi durumunun çok çok büyük zorlamalara yol açıyor yani. Evet. Maalesef ki. Peki ben bir yandan sorulara bakın, böyle cevapladıklarımızı atlayarak şey yapıyorum. Hı hı. Biz yine başlık olarak devam edecek olursak, zarar meydana geldi, hı hı. Tespit edildi. Kişiler tespit edildi. Şimdi bu kişiler zararı nasıl tazmin edecek? Kime karşı, hangi yollarla, hangi sürede nasıl dava açacak diyelim? Öncesinde şu şey kısmına da bir küçük değinmek istiyorum. Aracın pert olma durumu her zaman %50 zararın üstünde bir hasar alması gerekmiyor. Örneğin araçta %30 bandında bir hasar söz konusudur ama kullanılamaz aksamlarda bir meydana, mekanik aksamlarda bir zarar meydana gelmiştir. İşte bilirkişi orada da hani zarar %30 bandındadır ama bu araç makul onarım gerektirmiyor şeklinde bir tespit yaparsa bilirkişi, burada da araç yine perte çıkıyor. Bu durumda da yine hasarlı şekilde satılıp kalan bedeller üzerinde sigorta şirketi ve araç sürücüsüyle malikine karşı zarar tazmin yollarına gidiliyor. Ya aslında sürücülerde şey var, hani kazadan sonra araçla uğraşan da çok oluyor işte. Bunun yastığını açayım ki perte çıksın veya işte bunu bir ters çevireyim, takla atırım perte çıksın. Bunu evet kullanan insanlar da var. Hani aracı perte çıkarınca zararını daha çok tazmin edebileceğini ya da daha az zararla kaza sonucunun maddi zararını en aza indirmeye çalışıyor. Evet. Ancak burada maalesef resmi tespitler bilirkişiler tarafından, eksperler tarafından yapılıyor. Ona göre belirleniyor. Tekrar şeyden devam edelim. Kimler nasıl dava açabilir? Kimler? Şöyle, trafik kazaları maddi hasarlı ve yaralanmalı, ölümlü şeklinde meydana gelebiliyor. Burada öncelikle davayı, tazminat davaları için konuşuyorum. Zararın meydana geldiği şahıs kendisi bizzat açıyor. Kime karşı açıyor? İşte araç malikine, araç sürücüsüne ve sigorta şirketine karşı davalarını yöneltebiliyor. Burada yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında ki hususlar önemli. Orada da şöyle, bir yaralanma meydana geldiyse şahıs maddi ve manevi tazminat zararını sadece kendisi açabiliyor. Ancak yaralanma ağır tehlike gerektiren ya da ağır bir yaralanma boyutundaysa, bir uzuv kaybı söz konusuysa, yakınları da şahsın adına ya da kendi adalarına, çünkü bir zararları oluşuyor onların da, manevi tazminat davalarını açabiliyorlar. Ölümlü trafik kazaları, yani ölümle sonuçlanan trafik kazalarında da
zaten sürücü vefat ettiği için, yani ya da şahıs vefat ettiği için yakınları, işte mirasçıları dediğimiz anne baba eş çocuktan oluşan mirasçıları, yakınları ya da işte desteğinden yoksun kalan kişiler davaları açabiliyorlar. Burada sorumluluk her halükarda zaten araç maliki, araç sürücüsü ve sigorta şirketine karşı yöneltiliyor. Burada şöyle bir soru da gündeme geliyor. Çoğu vatandaş şunu diyor, hani ya karşıyla da hani bir şekilde bir kaza oldu ama onlardan da para almayalım, işte sadece sigortadan alalım. Böyle bir şey mümkün mü? Mesela sadece sigortaya dava açıp kişileri, hani karşı tarafı bir zarara uğratmamak maddi olarak mümkün müdür? Yani mümkündür. Burada kendi haklarına şöyle, sigorta şirketine poliçe limiti bedelinde, limit kapsamında haklarını, zararlarını tazmin ederler. Ama şahıslara karşı olan zararlardan kendi inisiyatiflerinde bir zarara uğratmamak kaydıyla, uğratmamak gayesiyle ya da işte inisiyatif alıp sadece sigortadan alabilirler mi? Evet, alabilirler ama dediğimiz gibi bazı zararlar vardı, izah ettiğim üzere sigorta şirketi evet, karşılamıyor ya da poliçe limitinde değil, poliçe kapsamında değil. Bu durumda sigorta şirketi bunu aşkın zararları karşılamaz. Sigorta şirketleri sadece poliçe kapsamında olan zararları tazmin eder. Bir de yine değineceğiz ama herhalde kusur durumuna göre de poliçe kapsamından çıkma durumu var. Kesinlikle. Burada da işte kusur durumuna değinecek olursak hazır size söyleyeyim. Hatta değinmişken kusur durumu da nasıl belirleniyor, böyle birkaç cümle alabilirsek. Hani aslında bize şu da geliyor ben söyleyeyim. Ya işte şöyle şöyle bir kaza oldu, burada kim kusurludur? Biz hani hukukçu olduğumuz kadar biraz da böyle emniyetin de raporlarına ve aşina olduğumuz için tecrübemizden yola çıkarak, ya işte burada yüzde şu kadar sensin, asli kusur sensin, tarih kusur sensin diye yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ya aslında bunu da birebir hani yapmak emniyetin görevi. Tabii ki. Hani biz direkt yine doğrudan söylemiş olmayalım ama kusur durumu da neye göre belirleniyor diye birkaç cümle alabiliriz. Tabii kusur durumuna dediğim gibi öncelikle kaza tespit tutanağında belirlenen kazanın meydana geliş şekline göre Karayolları Trafik Kanunu'nda belirlenen trafik kurallarını düzenleyen belli başlı kanun maddeleri ve kural ihlalleri söz konusu oluyor. İşte burada sürücü ya da yaya kusur kimde olduğu kazanın somut kazaya göre belirleniyor. Her zaman sürücü kusurlu olmayabiliyor ya da her zaman yaya da kusurlu olmayabiliyor. Orada işte yayaya isnat edilen kural ihlalleri ya da kurallar var. Sürücülere uyması gereken kurallar var. Bunlar Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenmiş. Kazanın meydana gelişine işte sinyal vermeme, yayanın yaya geçidinden değil de işte kendisini tehlikeye atabilecek herhangi bir yolu kullanarak geçmesi ya da işte ışık, trafik ışıklarına uymadan trafik seyrine katılmak. Bu ve benzeri birçok sebeple, bunlar zaten Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenmiş. Bu şekilde kusurlar meydana geliyor. Kusur tespiti tamamen o anda kazanın meydana gelişi. İşte kim hatalı sollama yaptı, kim hangi girilmemesi gereken yola girdi. Şerit ihlali özellikle. Şerit ihlali, işte hatalı sollama ya da işte hız sınırlarını aşma, bir sürü sebeple kusurlar meydana gelebiliyor. Bunlar tamamen kazanın meydana geldiği şekle göre hangi taraf ne kadar oranda kusurlu, her zaman %100 kusur da olmuyor. Tabii. İşte yayanın da kusuru olabiliyor, sürücünün de kusuru olabiliyor. Hepsinin ayrı ayrı irdelenerek, incelenerek tespit edilmesi neticesinde kimin ne kadar oranda kusurlu olduğu belirleniyor. Zaten zararlar da buna göre tazmin ediliyor. Evet. İşte yayanın ne kadar kusuru var? Bazen işte %100 üzerinden belirlenen kusurlar, bazen asli tali kusur olarak belirleniyor. Bunlar da kanun kapsamında düzenlenmiş hukuki düzenlemeler zaten. Kusurlar da bu şekilde belirleniyor. Peki yine devam edecek olursak, kusur belirlendi, dava açıldı. Davanın zaman aşımı süresini de bu arada öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Dava zaman aşımı süresi şu açıdan önemli. Şimdi dava trafik kazası meydana geldikten sonra dava sürecine girebilmek için davanın ne zaman, hangi tarihlerde açacağına dikkat etmemiz gerekiyor. Belli başlı zaman aşımı süreleri var, düzenlenmiş ve bu süreler geçtikten sonra dava açma hakkımız söz konusu olmuyor. Burada da bir dava zaman aşımı süresi söz konusu, bir de ceza zaman aşımı söz konusu. Dava zaman aşımı dediğimiz olay, trafik kazasının meydana geldiği tarihten, yani işte borçlar kanunun tarafından nitelendirildiği gereği haksız fiil olarak gerçekleşen trafik kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl içerisinde
maddi manevi tazminat davalarımızı açmamız gerekiyor. İşte zararın ve failin, hani kusurlu olan kişinin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde. Ancak her zaman zarar ya da işte fail 2 yıl içerisinde öğrenilmediği durumlar söz konusu olabiliyor. Burada da her halükarda 10 yıl içerisinde, yani 10 yılı aşmadan 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde davalarımızı açmamız gerekiyor. 2 yıllık ve 10 yıllık süreler dava zaman aşımı süreleri olarak nitelendirdiğimiz süreler. Bir de ceza zaman aşımı süreleri söz konusu. Ceza zaman aşımı süresi de trafik kazası sonucunda bir suç işlenmişse meydana gelen, gündeme gelen bir zaman aşımı süresi. İşte yaralanma veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında ceza zaman aşımı esas alınıyor. Çünkü burada bir suç işlenmiş oluyor. İşte genellikle taksirle yaralama ya da öldürme suçları meydana geliyor. Taksirle yaralama suçu meydana geldiğinde ceza zaman aşımı süremiz 8 yıl oluyor. Ölüm meydana geldiğinde de bu süre 15 yılı buluyor. Zaman aşımı sürelerinin hangisini ne zaman kullanacağı soruları akıla geliyor. Şimdi bir sürü zaman aşımı süresi oldu. Aslında yine cezai boyutu savcılık rehsen ilgilendiği için vatandaş onunla çok ilgilenmiyor. Yani, evet. Ekseriyetle tazminat konusunda boyutunu gündeme geliyor. Veya ya işte bir yıl önce bir kaza yaptık ama aslında bizim böyle böyle de bir hakkımız varmış. Biz çünkü çok geri dönüş alıyoruz o konuda. Yayında işte izledik. Bizim böyle bir hakkımız varmış. İşte üzerinden ne kadar geçti diye. Zaman aşımının aslında en çok gündeme geldiği yer burası. Evet. Orada da işte dediğiniz gibi ceza zaman aşımı aslında zaten kolluk birimleri, savcılık birimleri tarafından resen ilgileniliyor ama hukuk yani dava zaman aşımı süreleri dediğimiz sürelere vatandaşların, işte müvekkillerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreleri aşmadan davaları açmamız gerekiyor. Burada da hangi zaman aşımı kullanılacağı hususuna değinecek olursak, orada şahsın, vatandaşın lehine olan kanun tabii hükmüne göre hukuki süreç ilerliyor. Peki buradan şimdi genç meslektaşlarımıza özellikle yardımcı olacak olursak, davaları açmadan önce bildiğimiz gibi dava şartları olan bazı durumlar var. Çoğu genç meslektaşımız bunu atlıyorlar, kaçırıyorlar. Evet. Arabuluculuk süresi, işte sigortaya başvurma zorunluluğu gibi bunlar tazminat davalarında var mıdır? Hangi durumlarda geçerlidir? Tabii ki şöyle izah edeyim. Trafik kazasından kaynaklı maddi manevi tazminat davalarında zaten hem vatandaşların hem genç meslektaşların da dikkat etmesi gereken bir husus. Öncelikle sigortaya başvuru zorunluluğu söz konusu. Sigortaya başvuru yapılmadan dava ya da işte hukuki sürece girilmemesi gerekiyor. Bu kanuni bir zorunluluk, zorunlu bir düzenleme. Burada sigorta şirketine işte eksper raporları, hasar raporları vesaire düzenlendikten sonra yazılı olarak başvuru yapılıyor. Maille ya da işte kendi sitelerinden vesaire yazılı bir başvuru gerekiyor. Sigorta şirketine yazılı başvuru yaptıktan sonra sigorta şirketi 15 gün içerisinde ödeme yapıyor veyahut ödeme yapmayabilir, tabii, cevap vermeyebilir, eksik ödeme yapabilir. Zaten maddi manevi tazminata ilişkin süreç de bundan sonra başlıyor. Yani bu süreci, bu yazılı başvuru sürecini geçtikten sonra işte ödeme yapmadığı noktasında ya da eksik ödeme yapması noktasında hukuki sürece geçiyoruz. Zaten ödeme yaparsa dosya hani şirket bazında veya zarar bazında kapanmış oluyor. Hukuki sürece geçtiğimizde işte orayı izah edecek olursak, eksik kalan kısım için ya da işte ödeme yapılmaya ya da sigorta şirket hiçbir şekilde yazılı başvuruya cevap vermedi. 15 günlük sürede geçti. Bu durumda hukuki süreç başlıyor. Burada da sigorta şirketine dahil olmasından kaynaklı ticari davalarda getirilen arabuluculuk zorunlu başvuru şartı var. Bunu da usulü bir düzenleme olduğu için başvuru yapılmadan dava sürecine geçemiyoruz maalesef. Usulden red yeme söz konusu oluyor. Biliyorsunuz ki bizim zaten davalarımızda usul esastan önce öyle, geliyor. Yani usulü bir yanlışlık varsa hakim dosyayı zaten incelemiyor. Direkt reddediyor. Zorunlu olmasa hani bir ayrı bir tartışma konusu, aslında birkaç programda da buna değinmiştik ama maalesef ki şu an bir dava şartı ve bu yolu tüketmek zorundayız. Kesinlikle. Hani müvekkiller çoğu zaman bunu olumsuz karşılıyor. Hani ya ben anlaşmak istemiyorum. Hani neden arabulucuya gidiyoruz diye uzatmayalım, evet, vesaire ama bunun mecbur olduğunu buradan söylemiş olalım. Aynen. Sizin de dediğiniz yani gibi zorunlu bir dava şartı olduğu için bu süreci geçmeden davamızı açamıyoruz. Arabuluculuk sürecinde de taraflar yine anlaşabilirler. Bu da zaten bunun için getirilmiş bir düzenleme.
Taraflar anlaştığı takdirde anlaşma şeklinde düzenlenen ara bozuk tutanağıyla zararlar tazmin ediliyor. İşte tarafların anlaştığı şekilde zarar ne kadarsa, ne kadar kusuru varsa, ne kadar ona atfedilebiliyorsa bu şekilde anlaşılıyor. Anlaşamama şeklinde de sonuçlanabiliyor ara buluculuk süreci. Bu durumda da işte eksik ödeme yapılabiliyor yine sigorta başvurusunda olduğu gibi. Yahut hiç ödeme yapmıyor, sigorta şirketi de ödemiyorum diyor. Bu durumda da anlaşamama şeklinde bir ara buluculuk son tutanağı düzenleniyor. Bu tutanakla davamızı açıyoruz. Sonrasında zaten genel bir dava sürecine girmiş bulunuyoruz. Peki herhalde maddi hasarlı trafik kazalarını tamamen bitirdik diye düşünüyorum. Başka bir eklemek istediğiniz yoksa yaralanmalı olanlara geçelim. Olur, yaralanmalara geçelim. Yaralanmalı trafik kazarda yani buradan biz herkese her zaman kurallara dikkat etmesine yani yollarda dikkatli olmasını vurgulamış olalım tekrardan ama ola ki bir şekilde kişinin kendisinin veya bir başkasının veya yoldan geçen bir yayanın vesaire birinin yaralanmasına yol açtığı durumlarda hatta maazallah hani ölümüne kadar yol açılan durumlarda ne tür zararlar meydana gelir, ne tür sorumluluklar meydana gelir? Burada da yaralanma neticesinde belli başlı maddi ve manevi zararlar dediğimiz bu başlıklar altında zararlar meydana geliyor. Öncelikle maddi zararların ne olduğuna değinecek olursak işte yaralanma neticesinde kişi belli bir vücudunda bir hasar, bir şey oluşuyor. Orada bir tedavi süreci başlıyor. Hastanede kaldığı süreçte hastane giderleri, tedavi giderleri, burada sigortanın, Sağlık Bakanlığı'nın karşılamadığı ilaç giderleri söz konusu olabiliyor. Bu noktada çalışamadığı, çalışıyorsa işte çalışamadığı süreçte bir kazanç kaybı söz konusu oluyor. Bu da maddi zararlar kapsamında. Ayrıca bir de çalışma gücünün yitirilmesinden ya da kaybından, hani tamamen kaybedebiliyor orada insanlar işte kolu bacağı kopabiliyor, ciddi işte hayatını idame ettiremeyeceği derecede bir yaralanma söz konusu olabiliyor. Hani ölüm olmamış olabilir ama aldığı yaralanma neticesinde ciddi bir hayatını artık idame ettiremiyor olabilir. Burada da zaten çalışma gücünün yitirilmesi veya işte kaybından kaynaklı zararlar söz konusu oluyor. Bunların tespiti noktasında da şahıslar adli tıp kurumlarına sevk ediliyor. Burada meydana gelen mağluliyet oranları tespit ediliyor. İşte yaralanmanın boyutuna göre, ilgili kanun maddelerine göre işte 6 aylık, 1 yıllık sürelerde yaralanma ne boyutta oldu, ne kadar iyileşti, ne kadar hasar kaldı şeklinde işte 6 ay ve 1 yıllık ilerleyen süreçte tespitler yapılıyor. Şahsın, işte vatandaşın vücudunda meydana gelen mağluliyet oranları tespit ediliyor. Yaralanmalı trafik kazalarında meydana gelen maddi zararlar bunlar, bu başlıklar altında inceleniyor. Manevi zararlara değinecek olursak, burada sizin de belki denk geldiğiniz ya da işte vatandaşlarımızın fazlalıkla bunu kullandığı bir husus söz konusu oluyor. Manevi zarar boyutu kanun çerçevesinde belirlenen belli kriterleri olan bir zarar, manevi zarar. Çünkü somut belirlenebilen işte uzuv kaybı gibi bir şey değil. Bu nedenle manevi zararın işte belli başlıklar altında incelenmesi gerekiyor. Diğer türlü vatandaşlar bunu sebepsiz zenginleşme aracına döndürebiliyor. Zenginleşme amacı taşıyabiliyor. Evet. Hakimlerimizin ya da işte kanunlarımızın burada çerçeve içerisine aldığı husus işte kazanın meydana manevi tazminatı belirlerken özellikle kazanın meydana geliş şekli. İşte o kişinin hayatını ondan sonrasındaki meydana getirdiği zararlar, sosyal hayattan ne kadar kopardı ya da işte kendi hayatını artık ne kadar idame edemiyor. Yaşadığı üzüntü, keder diye tanımladığımız genel anlamda bu başlıklar altında işte tabii ki kazanın meydana geliş şekli de irdeleniyor ama özellikle bunlar üzerinden bir manevi tazminat miktarı belirleniyor. Burada genelde makul, işte tarafların sosyal ekonomik araştırmaları da yapılıyor. Çünkü dediğimiz gibi gerçekten bunu zenginleşme amacı ile kullanan insanlar oluyor. Hani kaza olur olmaz hemen maddi manevi tazminat davası açma yoluna gidiyorlar. Bu çerçevede de kanunlarımız belirli kriterler var. Bunlara baz alarak bir manevi tazminat miktarı belirliyor. Genelde müvekkillerimizden şunu duyuyoruz işte. Kaza geçirdim, işte şu kadar süre hastanede kaldım. Aslında bize göre çok ciddi bir şey değil. Evet, belki kolu kırılmış, bacağı kırılmış, uzun süre büyük sıkıntılar çekmiş olabiliyor.
Ama kanunun belirlediği çerçevede işte ne kadar oranda mağluliyet oluştuğuna bakılıyor. Ne kadar oranda manevi kayıp oluştuğuna bakılıyor. Öbür türlü çünkü zenginleşme amacı taşıyor. Müvekkil geliyor işte şu kadar tazminat davası açalım. Şimdi o rakamı o kadar belirlemek bizim de nezdimizde değil, sizin de nezdinizde değil diyemiyoruz. Vatandaş bunu anlamıyor. Maalesef manevi tazminat noktasında böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Burada da dediğim gibi belli kriterler var. Bunlar değerlendirilerek bir manevi tazminat belirleniyor. Önemli olan o kaza sonucunda kişide meydana gelen kaybın bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla bir manevi tazminat miktarı belirleniyor. Çok ciddi rakamlar söz konusu olmuyor maalesef ki. Bu da biraz vatandaşı tatmin etmiyor ama maalesef hukuki düzenlemeler, hukuki çerçeve bu şekilde. Ya aslında bu noktada ben kanun koyucuyu bir nevi de destekliyorum. Hani sonuçta bir trafik kazasından dolayı çok büyük bir manevi zararın olduğunu her durumda düşünmüyoruz. Tabii genelde ölüme neden olan yani ölümle sonuçlanan kazada yüksek miktarda manevi tazminat çıkıyor. Yani bu normal ama onun dışında işte vatandaş ya arkadan tamponuma çarptı manevi zarar. Yani bunlar biraz artık hem mahkemeleri meşgul ediyor hem hukuki olarak hani biraz komik duruma düşüyor. Evet kesinlikle. Peki tekrar maddi tazminatlara dönecek olsak bunları biraz süremizin de yeteceği kadar irdeleyelim. Destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz bir husus vardır. Bunu açar mısınız biraz? Tabii ki. Destekten yoksun kalma tazminatı da genellikle ölümle sonuçlanan trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan bir zarar. Maddi zarar kapsamında değerlendiriliyor. Burada da destekten yoksun kalan yani vefat eden kişinin yaşam süresi boyunca bakmakla yükümlü olduğu veya bakmayı kendi tercih ettiği hani her zaman bu ailesinden biri mirasçısı yahut bir yakını olmayabilir. Tabii. Hani bunu bakmakla yükümlü olmayabilir ama bakıyordur veya bunu yaşam süresi boyunca ona taahhüt etmiştir. Öğrenci okutuyordur. Belli başlı bir sağlık problemi vardır da o sağlık masrafını o kişi karşılıyordur gibi örneklendirebiliriz. Bu şekilde destekler de söz konusu olabiliyor. Destekten yoksun kalma tazminatı bu kapsamda bir tazminat. Kişinin yaşam boyunca desteğinden destek vereceği kişilerin talep edebileceği bir tazminat. Genellikle yakın çevrenin hani uygulamada da genellikle yakın çevrede anne baba, eş, kardeş, çocuk gibi mirasçıları diye nitelendirdiğimiz kişilerin açabildiği, talep edebildiği bir tazminat türü. Ama tabii ki üçüncü kişilerin de işte az önce izah ettiğim üzere desteğine yaşam süresi boyunca destek olacağı kişilerin talep ettiği durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu durumda dikkat edilecek husus mirasçılar vefat eden kişinin desteğini ispatlama yani bir ispat gayreti amacı bulunmamakta. Yani böyle bir hukuki zorunluluğu da bulunmamakta. Evet. Ama üçüncü kişilerin bu kişinin yaşamı boyunca kendisine destek olacağını hukuki çerçevede ispatlaması gerekiyor. Burada da çünkü ispatlamadığı takdirde zenginleşme amacı taşıyabilir, suistimal edilebilir. O nedenle burada üçüncü kişilerin zararı ispatlaması gerekiyor. Yani destekten yoksun kaldığını, kalacağını, o kişinin vefatı neticesinde işte o ihtiyaçların ya da o kişinin desteğinden yoksun kaldığını ispatlaması gerekiyor hukuki çerçevede. Peki yine burada şey sormak istiyorum. Kişinin kalıcı işlev göremeyecek, kalıcı bir uzuv kaybı olursa veya kalıcı bir iş göremezlik durumu olursa bu durum sonucunda çıkan tazminat nasıl belirlenir, neye göre belirlenir? Orada da kalıcı uzuv kaybı o insanın normal çalışma sürecindeki, normal çalışma performansına göre ve kazancına göre belirleniyor. İşte bu insan bu kaza neticesinde bu kaybı olmasaydı ne kadar bir kazanç sağlayacaktı? Hatta hemen özür dileyerek lafınızı keseyim. Burada şöyle de bir soru geliyor. Yani kişi çalışmak zorunda mıdır? Yani sadece mesela çalıştığı için mi bu parayı alıyor yoksa kişi çalışmasa da hani böyle bir para alabilir mi? Hatta özellikle kadınlarda hani kişi hı hı. ev hanımı da olsa bu iş göremezlik tazminatını alabilir mi diye hemen tekrar sormuş olayım. Tabii ki. Kanuni çerçevede evet dediğiniz gibi ev hanımları ya da çalışma zorunluluğu bulunmuyor. İş göremezlik kaybı zaten o kazadan, o kayıptan kaynaklı meydana gelen bir zarar olduğu için bunu tazmini talep etme hakları söz konusu oluyor tabii ki hukuki çerçevede. Burada da değineceğimiz genel olarak
süre zarar nasıl belirlenir tekrar gelecek yani olursa? Yani şöyle diyeyim aslında. Şimdi vatandaşların daha önceki hani tecrübelerimizden faydalanıyorum. Bir hayat ölçütü belirleniyor evet. aslında. Böyle bir tazminat durumu var. Yani bunu açıklamanızı isteyeyim aslında. Tabii. Orada sanırım şeyi de kastediyorsunuz. Hani kişi öldüğü durumda da hani yaşasaydı işte şu kadar yaşta. Yani, çünkü evet. genç yaşta vefat eden bir evet. sürü insan olabiliyor trafik kazası neticesinde. Genç olmasa bile işte belli bir yaştayken vefat edip ama işte ortalama bir yaşam süresi var. İnsan yaşam süresi olarak. Orada kişinin yaşam süresi tespit işte aile soybağına göre ortalama bir işte sağlık durumu, sağlık sorunları tıbbi çerçevede değerlendiriliyor bu tabii ki. Hani bunlar anne baba, yakın çevrenin sağlık sorunları da onun nezdinde hani olası kalıtsal hastalıklar, genetik evet. hastalıklar çerçevesinde ortalama bir yaşam süresi oluyor. O süreye göre belli bir kazanç kaybı söz konusu oluyor. Uzman bilir kişilerce, işte genelde sağlık bilir kişileri oluyor, doktorlar oluyor. Bunun yaşam süresi tespit ediliyor. İşte o kişi ne zaman vefat etti, ne kadar daha yaşayacaktı, yaşayacak olsaydı ne kadar kazancı olacaktı, ne kadar kazançtan mahrum kaldı kendisi veya işte geride kalan ailesi, yakınları, mirasçıları. Bu zarar türü bu şekilde belirleniyor. Özellikle zaten sakatlanmalarda bu çok fazla gündeme geliyor. Yani Allah korusun genç yaşta olan sakatlanmalarda işte bu kişinin hayat boyu devam alacağı bir miktar çıkıyor ve de bu da hani biraz yüksek rakamlar olduğu için kişileri mağdur edebiliyor. Genelde ölümlü sonuçlanan trafik kazalarında bu rakamlar gerçekten ciddi rakamlar oluyor. Evet. Çünkü geri kalan bir ömrün hesabını düşünürsek eğer yine sizin de dediğiniz gibi ciddi bir uzuv kaybı, işte yaralanmanın ağır boyutu olması evet. bu da büyük bir kayba sebebiyet veriyor. Aynı şekilde bu da burada yani o zarar türü yaralanmada da hesaplanarak kendisine, yakınlarına, işte ilgili kişilere tazmin ediliyor. Biz yine herkese kazasız belasız günler dileyelim. Aynen öyle. Şimdi süremizin sona geliyoruz. Aslında şeyi de sormak istiyorum. Şimdi herhangi bir kişi veya araç olmaksızın sadece özellikle şu an elimizde devam eden bu yol çalışmaları falan var. Sadece işte çukura girdim, aracım işte hasar gördü veya işte kaldırıma çarptım, işte tabela yoktu orada ben onu görmedim, işte yavaşlamam gerektiğini vesaire. Böyle kazalar da mevcut. Bu kazalarda işte sorumluluk kime aittir? Kişi zararını nasıl tazmin edebilir? Şöyle izah edeyim. Sizin de dediğiniz gibi şimdi trafik kazası evet meydana geliyor. Yaygın bir şekilde de meydana geliyor. Türkiye genelinde de gittikçe artan bir süreçteyiz. Türkiye genelinde son bir yılda 1 milyonun üzerinde trafik kazası meydana gelmiş. Elazığ ilinde, il bazında bakacak olursak sadece Temmuz ayında 800'e yakın trafik kazası meydana gelmiş ki bunların birçoğu yaralanmalı veya işte ölümlü ya da genel anlamda hemen hemen hepsinde de olan maddi hasarlı sonuçlara sebebiyet veriyor. Ama bu kazalar her zaman işte sürücüden, trafikteki akıştan veya işte yayadan kaynaklı olmayabiliyor. Sizin de izah ettiğiniz üzere işte bazen yol çalışması oluyor, yoldan kaynaklı, tabelanın bulunmamasından evet. kaynaklı ya da işte bir hızlı çalışması yapılmıştır ki elimizde de birçok mahallede devam ediyor. Doğukent Mahallesi de yakın zamanda gördüm. Yollar çok kötüydü ve bir sürü kazaya sebebiyet verebilecek konumdaydı. Özellikle geceleri de görülmediği için evet. Tali yollarda özellikle ışıklandırmanın yetersiz olduğu veya il merkezi dışındaki yollarda çok fazla kaza oluyor. Hayvan çıkıyor işte ne bileyim hani ışık yetersizliğinden özellikle hani korkunç kazalar oluyor. Kesinlikle. Burada da işte ilgili idarenin ya da belediyenin sorumluluğu söz konusu olabilir. Yani her zaman bir sürücü ya da bir yayanın kusurundan kaynaklı olarak kaza meydana gelmeyebiliyor. Orada da işte tabela bulunmamıştır, tabela koyulması gereken yerde o tabela yoktur. Ya da işte bir doğal afetten kaynaklı bir çukur oluşmuştur ya da işte bir göçük oluşmuştur ama ilgili idare ya da belediye onu zamanında ilgili gözetim süresinde onarımını, yol akışını sağlayacak şekilde onarımını yapmamıştır. Burada da ilgili idarenin kusur sorumluluğu söz konusu oluyor. Burada zararı olan vatandaşlarımız işte belediye sorumluluğu olan yerlerde, belediye sınırları çerçevesinde belediyeye, belediye sınırları dışında olan yollarda veya bölgelerde de ilgili idari kurumların sorumluluğu söz konusu oluyor.
Peki Büşra Hanım, verdiğiniz bilgiler için tekrardan çok teşekkür ettim geldiğiniz için de. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de herhalde genel olarak sordukları soruları cevaplamış olduk diye düşünüyorum. Yine ekstra bir şey olursa cevaplamaya çalışacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Teşekkür ederim davetiniz için. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz ciddi bir zarar, ciddi bir dava süreci. İlimizde bulunan, alanında uzman bir sürü avukat meslektaşımız bulunmakta. Onların gözetiminde, onların bilgisi dahilinde, işte onlara güvenerek, ilerleyerek bir avukat eşliğinde dava süreçlerini takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sevgili izleyenler, bir hukuk rehberinin daha sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Mutlu akşamlar dilerim.